Muhterem arkadaşlarım, tabii bizim en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında şimdi ekonomi geliyor. Ekonominin bütün göstergeleri tehlike sinyali veriyor. İşsizlik artıyor. %11'i geçti. 3,6 milyon insan işsiz resmen. Fiilen bu rakamın %20'nin üzerinde olduğunu, hükümetin hatta kendi TÜİK'in bilgileri bunu bize haber veriyor. Enflasyon yükseliyor. Efendim dolar işte 5,35 seviyelerde indiği için bak nasıl adım atmaya başladık. Ya bir tane gösterge ekonominin tamamının düzeldiği manasına gelmez. Dış ticaret açığı hala devam ediyor. Borçlarımız artıyor. 1 trilyon 200 milyar lirayı geçti. 1 trilyon 200 milyar lira. IMF'ye borcumuz kalmadı. Bu türküyü sen istediğin kadar söyleyerek dolar. Hiçbir manası yok. Hiçbir kıymeti yok. Dış borç 1 trilyon 200 milyar lira seviyesine çıktı. Sen bunu nasıl ödeyeceğini bir düşün. Dış ticaret açığı büyüyor. Bütçedeki açık büyüyor. Bunlar hiçbirisi lafla düzelmez. Hükümet bir şeyin farkına varmış. Beyin göçü var Türkiye'de. İyi yani. Öyle ki bu beyinlerin gitmesini önler Türkiye'de kalırsa, bu beyinlere itibar edilirse Türkiye ayağa kalkar. Ama bu arkadaşlar beyinlere itibar etmiyorlar. Niye? Çünkü beyni olan insan geri geldiğinde arkadaş yaptığın iş yanlıştır diyor. O da yanlış istemiyor. Kendilerini destekleyecek beyin arıyorlar. O ancak bilgisayar programlarıyla oluşturulur. Yani bilgisayara öyle şeyleri yüklersiniz ki o her zaman hükümeti doğrular. Ama insan öyle bir programlamaya uygun bir varlık değil. Beyin demek çalışan, hadiseleri yorumlayan, doğruyu söyleyen, sizi ikaz eden kişiler demek. Siz buna razı değilsiniz ki. Niye? Yanlışınızı kabul etme erdemini gösteremiyorsun. Başımıza bugün gelen problemlerin hepsi buradan kaynaklanıyor. Bundan emin olun.